Beyoba Sibellesi'nin tarihçesi. Günümüzden 200-200 yıl önce Menteşe oğullarından bir obanın şimdiki eski ilkokulun bahçesine yerleşmesiyle bir yerleşim alanı olmaya başlamıştır. Beyoba'sı adını da bu beylerden almıştır. Beyler o yıllarda okulun şimdiki ihate duvarını yapmışlar ve geyik beslemişlerdir. Bir asıl kaldıktan sonra burayı terk etmişlerdir. Bu asırda şimdiki köy halkının göçebe olarak yaşayan ataları Beyoba'sına yerleşmeye başlamışlardır. Esas yerleşim yerleri denize yakın yerleşmiş, hayvancılıkla geçinen bu kişiler Beyoba'sının yerleşebilir, bir verimli bir yer olduğu için birer ikişer yerleşerek bir yerleşim merkezinin oluşmasını sağlamışlardır. Beyoba'sı Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki yıllarda yani Cumhuriyet'ten önce bir köy halini almıştır. Çevrenin en eski yerleşim birimlerinden birisidir. Yurdumuzda tarım ve sanayinin gelişmesiyle Beyoba'sı gelişmiş, geniş tarım alanları ıslah edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Belde merkezi ile Köyceğiz-Fethiye asfaltı arası 3 kilometrelik iki şeritli bir yol olup yayalar için kaldırım ve ışıklandırma acilen yapılmalı ve tanıtım amaçlı hem belde girişinde hem de belde merkezinde birer büro olmalı. Belde girişinde tanıtım levhaları konmalı ve belde buradan da tanıtılmalı. Beldemiz yayla turizmine giriş kapısı olup bu amaçlı düzenlemeler ve konaklama tesisleri yapılmalı. Bugüne kadar beldemizin içinde bulunduğu iki proje yapılmış olup 1959 yılında Milli Produktivite Merkezi olarak hazırlanan proje